Artık iki boyutta ışın izleme yapabildiğimize göre asıl çözmek istediğimiz probleme geri dönebiliriz. Üç boyutta ışın izleme. Burada düz alanlarda, evlerde ve son olarak karakterlerde ışın izleme işlemi yapacağız. Carl gibi bir karakter oldukça karmaşık bir şekilde oluşur. Ama karakter modelleme dersinde bahsettiğimiz gibi bunu pek çok küçük dörtgene, yani dört kenarlı çokgenlere bölebiliriz. Her bir dörtgen, diagonal noktaları birleştiren bir kenar eklenerek iki tane üçgene çevrilebilir. Bundan sonra şu soru ortaya çıkıyor. Bir ışınla bir üçgeni nasıl kesiştirirsiniz? Aslında bu, bir ışın izleme aracının yaptığı en temel hesaplamalardan birisi. Burada sadece bir üçgenden oluşan bir sahne var. Bizim çalıştığımız gerçek sahneler ise milyonlarca üçgenden oluşuyor. Sonuçta bir üçgeni kesiştirmeyi bildiğimizde ışın izleme aracımız bunu tekrar tekrar yapmaya devam eder. Sizi bilmem ama ben bunu defalarca yapmak istemiyorum. O yüzden bu noktada bize yardım eden bilgisayarların olması çok iyi bir şey. Ve hiç yorulmamaları da. İki boyutta olduğu gibi yine bir koordinat sistemi kurarak başlıyoruz. Ama bu sefer üç yön var. X, Y ve Z. Daha önce açıkladığımız gibi kamera için bir yer seçiyoruz. Buna C diyelim. Bir de görüş yönü seçiyoruz. Sonra görüş yönüne dikey olacak şekilde bir görüntü yüzeyi oluşturuyoruz. İşte burası görüntülerin ortaya çıkacağı yer. Görüntü yüzeyinde bir piksel seçip ona P diyelim. Ardından da CP ışınının parametrik gösterimini oluşturalım. RT eşittir 1 eksi T çarpı C artı T çarpı P. Bu iki boyutta gördüğümüz denklemin aynısı. Ama bu sefer üç ayrı denklemi gösteriyor. Biri X koordinatı için, biri Y koordinatı için ve biri de Z koordinatı için. Hatırlarsanız bir önceki videoda iki boyutta her doğrunun AX artı BY artı C eşittir 0 şeklinde kapalı denklem formunda yazılabildiğini görmüştük. Yüzey yani düzlem içinde buna çok benzeyen bir denklem var. Her üçgen bir düzlemin içinde yer alır. Düzlem denklemi kapalı denklem formunda şu şekilde yazılabilir. AX artı BY artı CZ artı D eşittir 0. Aradığımız kesişim noktası I, üçgenin yüzeyinde bir yerde bulunuyor. Buna göre A çarpı I, X artı B çarpı I, Y artı C çarpı I, Z artı D eşittir 0'dır. Burada I, X, I, Y ve I, Z, I noktasının koordinatlarıdır. I aynı zamanda ışının da üzerinde yer alıyor. Yani burada yine T yıldız gibi bir T değeri, I eşittir R, T yıldız denklemini sağlayacak. Burada R, T yıldız, 1 eksi T yıldız çarpı C artı T yıldız çarpı P'ye eşit olacak. Burada aslında 3 denklemi de görebiliriz. Bir tane X için, bir tane Y için ve bir tane de Z için. Şimdi 4 denklemimiz ve 4 tane de bilinmeyenimiz var. Bu denklem sistemini çözebilmek için iki boyutta yaptığımız gibi son üç denklemi ilk denklemdeki yerlerine koyabiliriz. Bu da bize bilinmeyeni sadece T yıldız olan bir denklem verir. Tüm bunları birleştirince ortaya çıkan denklem bir hayli korkutucu görünüyor. Ama siz bunun o kadar da kötü olmadığını hatırlayın. Alt tarafı bir denklemden bir değeri alıp başka bir denklemdeki yerine koyuyoruz. T yıldızı bulmak için bu denklemi çözün ve sonra da bu değeri ışın denklemlerindeki IX, IY ve IZ değerlerini bulmak için yerine koyun. Evet, biraz hızlı gittiğimizin farkındayım ama bir sonraki alıştırma kesişim noktalarını hesaplamanıza, pratik yapmanıza yardımcı olacak.